Devletine borç verecek kadar zengin olan bir adam elindeki imkanlara rağmen Allah'a şükretmiyor ve ondan korkmuyordu. Fakirlerle ilgilenmiyor, yetimlere sadaka vermiyordu, kibirleniyor, sahip olduklarıyla Allah'ın yarattıklarına karşı büyükleniyor ve masumlara zulmediyordu. Şoförü bu adamın kibrinin akıbeti konusunda onu uyararak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisini hatırlattı. Kalbinde zerre kadar kibir bulunan cennete giremez. Adam diğerlerine ibret olsun diye onu kovdu. Karun, Firavun ve diğerlerinin başına gelenleri de kutsi bir hadis-i şerifte Rabbin izzetini konu alan Resul'ün sözlerini de tamamen unutmuştu. Büyüklük ridamdır, izzet de izarımdır. Kim bu iki şeyde benimle niza ederse ona azap veririm. Tapma seviyesine geldiği mallarını seyrederek bundan tat almaya devam ediyordu. Bununla birlikte kimse onu rahatsız etmesin diye harika bir konak inşa etti. İçine de kocaman gizli bir dolap yaptı. Dolabın içine paralarını, mücevherlerini, elmaslarını, altınlarını, yakutlarını, zümrütlerini ve nadir bulunan incilerini koydu. Bu göz alıcı koleksiyonu yanında olmadan yemek bile yiyemiyordu. Bu şekilde günlerce dolabının yanında kaldı, sonra da ailesinin yanına döndü. Sırrını kimseye açmıyordu. Bir gün yine konağına gitti fakat geri dönmedi. Yokluğu uzun sürünce ailesi ve arkadaşları onu aramaya başladılar. Bu arayış bir aydan fazla sürmüştü. Ancak onu aramak için harcadıkları tüm çaba boşa gitti. Kimse nereye gittiğini bilmiyordu. Onun öldüğünü düşündüler. Sonra ailesi tüm servetini paylaştı. Varislerden biri de konağı aldı. Yeniden dizayn etmek için konağı yıkarken tesadüfen hazine dolabını buldu. Onu yıkmaya başladığında karşılaştığı manzara karşısında az kalsın küçük dilini yutacaktı. Bu manzara insanların uzun süre konuşacağı bir manzaraydı. O göz alıcı incilerden oluşan servet içinde adamın cesedini bulmuştu. Cesedin hemen yanında kanla yazılmış bir not gördü. Dünyanın en zengin adamı açlık ve susuzluktan ölüyor. Bu olayın perde arkasıysa adamın hazine dolabına girip kapattıktan sonra anahtarını dışarıda unutmasıydı. İncilerin karşısında zevkle yediği yemeğin bittiğini fark edince dışarı çıkmak istemiş fakat anahtarın dışarıda olduğunu hatırlamıştı. İşte o an onu nasıl bir sorun beklediğini anladı. Bağırdı fakat kimse cevap vermiyordu. Servetinin yanında açlıktan ölünceye kadar bağırmaya devam etti. Parmağını yaralayarak kendi kanıyla insanların bugüne kadar zikrettiği o sözleri yazdı. أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ
قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ